Herkese merhabalar. Ben Berk Gazeloğlu. Makine 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ODTÜ Robot Topluluğu'nda da 2. senem. ODTÜ Tek'te de 2. senem araba takımında. Süspansiyon takım üyesiyim. Umarım sağlıklısınızdır. Bugün sizlerle beraber SolidWorks'te Wellness'ları işleyeceğiz. İlk önce 3D Sketch yapacağız. 3D Sketch'i nasıl yapılacağını göstereceğim. Sonrasında Wellness'larda neler yapabileceğimizi göreceğiz. İsterseniz hep beraber SolidWorks'imizi açarak başlayalım. Evet, SolidWorks'imizi açalım. Umarım sizler de 2020 SolidWorks yüklemişsinizdir. Buradan ne diyorum, part diyorum. Ve SolidWorks'imizi açtık. Şimdi, Wellness kısmını yukarıda görebilirsiniz. Sketch'in hemen yanında şu an gözüküyor. Burada neler yapıyoruz? Önce buna geleyim. Bakın burada structural member kısmı var. Yani belli bir structure'ın, belli bir yapının şöyle anlatayım. Belli bir yapının iskeleti, frame veyahut şasi arabanın olsun veya belli bir aracın şasisi. Bu tarz işlemleri bu wellness kısmından kolaylıkla yapabiliyoruz. Özellikle tüpeli sketch'in de burada olması. Bu tarz işlemlerde kolaylık sağlanması. Peki diyeceksin yani bu structure frame tarzı yani frame, şasi tarzı şeyler nasıl şeyler? Hani bu wellness mantığı nedir? Wellness yani aslında normalde welding yani kaynak. Yani iki mesela metalin birbirine kaynak yapılmasıyla oluşturulmuş tüm yapıları kastediyorum. Mesela burada bir elektrik direğini görüyorsun. Mesela burada demir parçalar birbirlerine kaynak yapılarak oluşturulmuş bir iskelet şeklinde. Yani buradaki temel mantığımız da bu sistemin statik bir şekilde ayakta durması ve genellikle sistemin büyüklüğü mesela bu kuvvetlere dayanıklılığı noktasında çok önemli bir yapı bu iskelet yapısı. Sonrasında mesela yine bir arabanın iskeleti şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela burada yine bir arabanın iskeleti var ve ne olması lazım? Tekerleklerden gelecek kuvvetlere dayanıklı olması lazım. Kendi ağırlığına dayanıklı olması lazım. Yine burada kaynak yapılarak oluşturulmuş demirlerin boyutları yine önemli bu gelecek kuvvetlere göre. Yani eğer siz de böyle bir sistem kuruyorsanız buna uygun şekilde hazırlamanız gerekecek. Burada mesela yine bir winch'in işte burada oluşturulan bir iskelet sistemini yani bir frame'i görüyorsunuz. Ben bunların wellness kısmında hazırlanabiliyor ve burada 3D Sketch kullanımı bize kolaylık sağlıyor. Neden kolaylık sağlıyor? Çünkü 3D Sketch'in temel mantığı 3 eksende de aktif rol alabilmemiz. Şimdi ben ilk önce 3D Sketch'in nereden açıldığını göstererek başlayayım. 3D Sketch Sketch kısmından mesela burada normalde biz iki boyutlu sketch açarken front, top ve right plane seçiyorduk. Yani sadece iki tane ekseni aktif kullanabiliyorduk. Yani ya XY'yi, ya YZ'yi ya da ZX'i. Fakat sketch'in alt kısmında gördüğünüz gibi 3D sketch kısmı var. Buradan da açabilirsiniz. Wellness kısmına gelip buradan da 3D sketch'i açabilirsiniz. 3D sketch'e basıyorum. Sketch'im açıldı artık. Şu an artık ben Y, Z ve X eksenlerini aktif bir şekilde kullanabileceğim. Nasıl olacak? Kalemime tıklıyorum. Kalemimde şu an gördüğünüz gibi altında hangi eksende, hangi eksenlerde aktif olduğumu gösteriyor. Yani bana göre eksen X ve Y eksenlerini aktif olarak kullanabilirsin. Fakat ben bunu kullanmak istemiyorum. Başka bir mesela Z eksenini şu an kullanmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Tap tuşuna basacağım. Tap tuşuna bastığım zaman artık şu an Y ve Z eksenleri aktif olarak kullanıma geçti. Buradaki sonra tekrar tap tuşuna bastığım zaman bu sefer gördüğünüz gibi Z ve X eksenlerini aktif kullanımına geçti. Yani tap tuşuna basarak kullanmak istediğim plane'i ayarlayabiliyorum. Şimdi isterseniz başlayalım. Z ve X eksenleri şu an aktif ve ben X'te şöyle bir line çiziyorum. Sonra ben tekrar Y'de bir line çizmek istiyorum. Şu an mesela hala hangi eksenlerdeyim? Hala Z ve X eksenlerindeyim. Şu an mesela perspektiften dolayı sanki şu an
yere çiziyormuşum gibi gözükebilir. Mesela basalım bir görelim ne nasıl oluyor. Şu an sanki bir hani görüntünün iki boyutlu olması sebebiyle bu sanki y değilmiş gibi bir algı yaratabilir ama aslında bu y eksenine ait değil. Buradan tekrar trimetrik görünümüne tekrar dönüyorum. Burayı delete diyorum. Şimdi tekrar basıyorum. Şimdi zx'de olduğumu söylemiştim. O zaman ne yapmam lazım? Tab tuşuna basıyorum ve artık x'ye değil ve y'de çizimim yapabilirim. Y'ye geçtim. Sonra tekrar x'e geliyorum. Sonra tekrar tab tuşuna basıyorum. Bu sefer z'de çiziyorum. Sonra tekrar tab tuşuna basıyorum. Bu sefer x'e çiziyorum. Sonra tekrar tab tuşuna basıyorum. Bu sefer y'de çiziyorum. Tekrar x'e geliyorum. Ve tekrar tab tuşuna basıp z ile burayı birleştiriyorum. Evet. Şimdi buradaki sistemimiz artık oluştu yavaş yavaş. Ama ne yapmamız lazım? Artık mavi çizgileri siyah hale getirmemiz lazım. Ve birazcık düzenlememiz lazım. Çünkü biraz mesela burada bir eğiklik var. Fakat ben bunları istemiyorum. Ne yapacağım? Bunlara belli constraint'ler, dimension'ler atacağım. Peki constraint'ler burada nasıl oluyor? Burada horizontal ve vertical tarzı bir yapı yok. Burada tamamen eksenler üzerinden hareket ediyoruz. Mesela line'ın üzerine tıkladım. Along x diyor. Along x'e tıkladığım zaman artık bu x düzlemi ekseni üzerinde oldu. Sonrasında mesela yine şu shift'e batarak üçünü de seçiyorum. Bunların hepsi ne olacak? Benim along x dediğim kısımda yer alacak. Sonrasında başka ne yapabilirim? Bunu yine seçiyorum. Bunları z'ye atıyorum. Sonrasında ne yapacağım? Sonrasında bunu seçtikten sonra bakın sağ tıklıyorum. Bakın seçtim sonra sağ tıkladım. Yine burada make along x, make along y, make along z şeklinde kısımlar çıktı ve ben buradan y'yi tıklayarak bunu ikisini tekrar y'ye yerleştirdim. Şimdi artık sistem yavaş yavaş olduğu gibi fakat orijinle bir bağlantısı yok. O zaman orijinle de bir bağlantı kurmak zorundayım. Burada coincidence diyorum ve oldu. Şimdi bir de köşeler var. Bu köşeleri isterseniz belli bir eksen üzerine atalım. Burası ve burayı seçtim. Z dedim. Sonrasında burası ve burasını seçtim. Z dedim. Evet, çok güzel. Şimdi atadıktan sonra artık sisteme ne yapabilirim? Dimensionlar atayabilirim. Evet, çok güzel. Şimdi, fakat atamadan önce şöyle bir şey açıklamak istiyorum. Şimdi bizim biliyorsunuz mesela bir makineni yaparken veya bir şeyi yaparken keskin kenarlar kuvvet birikim noktası olduğu için hızlı deformasyona uğrayabilirler. Yani bundan dolayı biz genellikle keskin kenarlar kullanmak istemeyiz. Daha yumuşak kenarlar, daha yuvarlak, geçişli kenarlar kullanmak isteriz. Bunu peki nasıl yapacağız? Bunu flit yardımıyla çok kolay yapabiliriz. O yüzden ne yapıyorum? Flit'e tıklıyorum. Flit tıkladıktan sonra iki tane kenarı seçiyorum. Ve burada bakın gördüğünüz gibi belli bir geçiş oluştu. Preview verdi bize zaten. Ben bunu 30'a çıkartmak istiyorum. Ve enter'lıyorum ve gördüğünüz gibi kenarın onu olduğu nokta ne yaptı bana? 30 milim yarı çaplı bir geçiş oluştu. Çok güzel. Aynılarını diğer kenarları için de yapalım ve çoklu seçim yapabiliyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi de. Sonra şununla şunu seçelim. Bununla bunu seçelim. Bununla bunu seçelim. Bununla bunu seçelim. Ve bununla tekrar bunu seçelim. Ve hepsi 30 oldu. Ve enter'lıyorum ve gördüğünüz gibi hepsinin kenarlarına yumuşak geçişler attı. Şimdi bunu tanıdıktan sonra artık dimension'larımı verebilirim. Burası 200 olsun. Burası 200 olsun. Burası 200 olsun. Burası 200 olsun. Evet, çok güzel. Şu an ne oldu? Artık sistemi tamamen siyah bir görünüme kavuştu. Şimdi size şöyle bir
özellikten daha bahsetmek istiyorum. Mesela bunu bir raf olarak düşünebilirsiniz. Bir dolap, raf koyacaksınız bu araya. Şu araya bir raf koyacaksınız. Onun için mesela bir çizgi attınız. Tam da ortaya koyuyorsunuz. Şöyle seçtiniz. Bir çizgi attınız. Evet. Sonra şurayla şöyle seçelim. Diyelim ki native point. Coincidence yap. Sonra şurayla şurayı seçelim. Yine native point. Coincidence yap. Çok güzel. Siyahla oldu. Diyorum ki artık ben buraya bir raf koyacağım. Ama bu rafın üzerinde mesela belli yuvarlaklar, belli bir spesifik şekiller yapmak istiyorum. Yani o raf özel bir dizayn olacak. Ama bunu tabii Tree Sketch'te elbette yapabiliriz. Ama biraz constrainer atamak, yani o istediğiniz şekilde kavuşturmak belki biraz zor olabilir. O yüzden size burada Sketch Plane dediğimiz bir özellikten bahsedeceğim. Sketch Plane nasıl kullanılıyor? Buraya belli bir Sketch Plane açabilirsin. Yani 3D Sketch içinde bir plane açarak artık çiziminizi iki boyutlu o alanda yapabilirsiniz. Çünkü benim rafımın üst kısmı iki plane. Yani iki plane derken yani iki boyutlu bir plane. Yani iki boyutlu olduğu için zaten plane'ın iki boyutlu. Belli bir iki boyutlu olduğu için ben o rafı bir plane açarak daha özelleştirebilirim. Nasıl açacağım? Buraya basıyorum. Buraya coincident diyorum. Sonrasında buraya basıyorum. Buraya paralel diyorum. Sonra şuraya basıyorum. Buraya da perpendicular olsun diyorum. Ve artık benim gördüğünüz gibi. Yani burada belli bir referans vermeniz lazım. Sketch plane'in nerede olmasını istiyorsunuz. Ona göre bir referans atamanız gerekiyor. Bunu da işte buradaki referanslarla sağladıktan sonra bastığınız zaman artık sisteminiz hazır oldu. Fakat bende bir hata verdi. Neden hata verdi? Evet, tekrar bir geri gelelim. Merak ettim ben de. Neden hata verdiğini. Evet. Tekrar plane diyorum. Burayı seçtik. Buraya bir paralellik verdim. Buraya bir perpendicularlık verdim. Bana yine hata veriyor evet, tabii ki. Evet. Burası ile alakalı bir sıkıntı mı var? Acaba. Şuraya bulayım değil. Ve ben bunu Rond Z diyeyim. Umarım bu sefer olacak. Çünkü sistemin niye böyle yaptı ben de şu an bilmiyorum. Sonrasında şurayı seçelim. Evet. Paralel diyorum. Tekrar burayı seçiyorum. Perpendicular diyorum. Evet şu an sıkıntı kalmadı. Galiba evet. Şu an evet anlayabiliyorum. Sistem diyor ki ben bu çizginin diyor hangi eksende olduğunu bilemediğim için diyor. Ben buradan paralellik verdim buraya. Fakat aynı zamanda buraya da coincident olmasını istedim. Yani oradan kesişecek ve aynı zamanda burayla da paralel olacak. Fakat ben bunun Z'ye ait olduğunu bilmediğim için diyor. Ben bu paralelliğin stamps olarak çözemedi galiba anladığım kadarıyla. SolidWorks o yüzden bana hata verdi. Ya bu tarz hatalarla çok fazla karşılaşabilirsiniz. O yüzden bunu çözümünü yani bu tarz böyle hani bir şeyleri değiştirerek bulabilirsiniz kolaylıkla ki bazen mesela görüyorsunuz aslında hani burayı da zaten burayı ben midpoint ve coincident yaptığım için yani burayı bunun üzerine bağladığım için bu noktaları. O yüzden zaten bunun Z'de olduğunu aslında sistem kendisi anladığını tahmin etmiştim. Ama demek ki sistem bunu benim atımımı istiyor tekrardan. Ayrıyetten onun Z'ye ait olduğunu göstermemi istiyor. Şu an bir sıkıntı yok. Şu an her şey predefined. Ve artık buraya belli bir yani dolabın rafını artık oraya oluşturabilirim. Bunun için üstten bir görüntü alacağım.
Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi buradan hafif de şöyle bir eğim veriyorum. Şöyle bir geri geleyim. Şöyle bir hat şu an tamam. Ne yaptım? Face tuşuna bastığım zaman zaten burada orientation'lar çıkıyor. Buradan da tak görüntüyü seçtim ve hani çünkü ben buraya çizeceğim ya daha net görebilmek adına bunu şey, hafif de eğim vererek buranın daha net gözükmesini sağlıyorum. Sonra altını tekrar kalemimin line çizmek için buraya alıyorum. Evet. Buraya alıyorum ve burayla birleştiriyorum. Çok güzel. Şimdi ne yapacağım? Artık ben belli bir plane üzerinde olduğum için buna belli bir horizontal ve vertical'lık ekleyebilirim. Make horizontal, make vertical. Ne yapacağım? Buraya horizontal'lık ekliyorum. Buraya vertical ekliyorum. Buraya tekrar horizontal ekliyorum. İşte sonrasında burayla burayı paralel yapıyorum. Bakın şu an artık buralar siyah oldu. Ve şimdi ne yapacağım? Dimension atacağım. Buraya bir dimension atıyorum. Evet, dimension'ımı atıyorum. 200 olarak. Evet. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi artık burada benim belli bir rafım oluştu. Şimdi ne yapacağım? Bu rafımın da belli bir özellikler koyacağım. Mesela ne koyalım? Diyelim ki şuraya mesela. Şöyle bir şurayı şöyle açayım. Mesela şurada yine bir yuvarlak olsun. Şurada yine bir yuvarlak olsun. Şimdi ne yaptım? Buraya yuvarlaklarımı koydum. Şimdi artık bunlara belli bir şey var lazım. İşte 30 olsun. Bunu kapatıyorum. Bunu seçiyorum. Bunu shift de seçiyorum. Bunu shift de seçiyorum. Bunu shift de seçiyorum. Sonra hepsini ne yapıyorum? Pull yapıyorum ve artık hepsi 30 oldu. Sonrasında burayla burayı seçiyorum ve horizontallıyorum. Sonra burayla burayı seçiyorum. Sonra horizontallıyorum. Sonra burayla burayı seçip vertical'lıyorum. Burayla burayı seçip pardon seçemedim. Burayı seçip vertical'lıyorum. Sonrasında artık dimension'da diyeceğim. Evet şu an dimension'a basayım. Şu an tam göremiyorum. Evet tamam. Burası kaç olsun? 50 olsun. Burası da 50 olsun. Burayla burası arası 100 olsun. Sonra şu an bir bakalım nerede hareket ediyor ona göre bir. Evet şu an bunun nerede olduğunu tam anlayamamış sistem. O yüzden ben de diyorum ki tekrar Smart'tan giriyorsun. Sonra bunu diyorum ki Select Midpoint diyorum. Bakın Midpoint'ini seçti. Sonra Shift'e basarak buraya tıklıyorum. Ve şu an aradaki uzaklığı atıyorum. Ki orası 50 zaten. Pardon. Şuranın Midpoint'ini seçiyorum. Sonra buraya atıyorum. Evet sonra 43. Kaç olsun arası da 50 olsun. Tamam. Şu an artık sistem tam ortada ve aynı zamanda dimensionlerim de hazır. Pozisyonları da artık fully defined ve bu sisteminden çıkmak için ne yapıyorum? Kenara iki kere tıklıyorum ve artık sistemimden çıktım. Gördüğünüz gibi buraya bir ne yaptım? Bir raf ekledim kendi özel dizaynıma göre. Ve bunu ne yaptım? Sketch Plane'e yaptım. Şu an ne yapmak istiyorum? Şu an isterseniz bir de Mirror Entities kısmını göstermek istiyorum sizlere. Nasıl yapacağız? Şöyle Mirror Entities 3D Sketch'te Mirror Entities için şöyle yapmanız gerekiyor. İlk önce tabii ki Mirror yapacağınız, aynalayacağınız kısımları seçeceksiniz. Sonrasında Mirror About dediğimiz kısım neye göre burada bir şey alacağız, yani neye göre bir simetriğini alacağız. Onu anlamak için, onu yapmak için belli bir plane seçmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle normalde iki boyutlu sketch açtığımızda bir line'ı simetri ekseni olarak kullanabiliyorduk aynalamak için. Fakat bunda 3 boyutlu olduğumuz için artık belli bir plane'i aynalama olarak kullanmamız lazım. Yani plane seçmemiz lazım. İstediğiniz tarafı çizeceğiniz bir sistemde siz kendinize belli bir plane atayarak bunu yapabilirsiniz.
Ama ben burada şu an hazır olan planelerim var zaten. Front, top, right planelerim. Ben bunlara göre bir simetri alacağım. Mirror entity istiyorum. Sonra neleri mirror alacağım? Burada bak. Bunu seçtim, bunu seçtim, bunu seçtim, bunu. Bunları seçiyorum, bunu seçiyorum, bunu seçiyorum. Burayı niye seçmiyorum? Burası zaten benim diğer simetrendiği için burası aynı olarak kalacak. Mirror diyorum. Nereye almam lazım? Bakın. Evet, front plane'a göre bir ne yapmam lazım? Simetrisini almam lazım. Front plane diyorum, bana ne verdi? Bana bir görüntü verdi. Fakat ben bu görüntüyü şu kısmı da eklemek istiyorum. Şimdi zaten bu kendine oluşacak burayı. Bakın kendisi nasıl preview olarak veriyor bana zaten. Yine bu yuvarlaklarımı da ekleyeyim. Evet, ekledim. Tamam diyorum. Evet, bakalım. Geldi. Çok güzel. Şimdi şöyle şuraya tekrar orientation'da trimetric diyorum. Evet, şu an benim gördüğünüz gibi şöyle daha net gözüksün. Benim mesela bir dolap koyacağım iki yanı ve böyle bir sistem koydum ve hazır şu an. Arkadaşlar bunlar bu 3D Sketch. Şimdi 3D Sketch'ten çıkalım. Evet, artık benim sistemim hazır. Artık bunu uygun olarak ne yapmam lazım bunu? Belli bir structural member eklemem lazım veyahut daha küçük yapıda bir şey yapmışsınız. Belki Svelte kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz burada bir ara verelim. İkinci videoda hem size bir Svelte yapısını ilk önce hemen göstereceğim. Sonra da Valence kısmında nasıl structural member ve sonraki diğer kısımları kullanacağınızı göstereceğim. Herkese görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.